Yeni Zelanda'da gece 5.30'da bir pazartesi günü böyle sokağa çıktığında böyle yemek bulabilir misin? Bugün bulduklarımız kadarına en azından bulursun. Petrol station'den 2 günlük pay bulursun. Beyin mesela. Harbiden beyin yani. Abi şöyle alıyorlar. Şöyle ağzına veriyorlar. Kendine paça, ayak paça, işkembe, beyin karışık. Müşteri var, dükkanlar kapalı. Müşteri var, dükkan yok değil mi? Kemer altına geldik. Saat 7.23. Bismillah. Sıcaktır, dikkatli ya. Bir yediğin zaman zaten bir hafta ağzını çakalamayacak. Ben simitle gevrek arasındaki farkı biliyor musun Ecem? Kolajen içiyorum. Evet. Günün ilk bombaları çıkacak. Daha hala gün ağırmadı bu arada. Güneşimiz hala yok. Bugünkü güneşimiz sizsiniz abi. Süpersin ya. Eyvallah. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoya beğen tuşuna basınız. Saatimiz 8.24. Zıplatıyor adamını. Abi şu anda saat gecenin 4'ü. Nerede? Evet. İzmir Otogar'dayız. İzmir Otogar'dayız. Yeni Zelanda videolarından zaten hatırlarsınız. Artık bence hepiniz tanıyorsunuz. Murat abi yanımızda. Yarı Yeni Zelanda vatandaşı, yarı Türk vatandaşı. Ana vatanımız Murat burası. Abi artık. Ana aynen, vatanımız ana burası. Ana vatana geldin abi, hoş geldin. Memleket vatan. Hoş geldin. Evet ya. Murat abi eli boş gelmemiş. Şu V'leri bence Yeni Zelanda videolarından hatırlarsınız. Bizim kadar bunları videolarda içen YouTube'un tarihinde yoktur bence. Ben burada bunlardan var zannediyorum ya. Burada yok abi ama bu V var ya, başka hiçbir enerji içeceğine benzemiyor. Benzemiyor. Çok enerji mi onlar? Çok oranlı. Bunlar enerji. Öyle gece mi? 4 ya. Bunlardan var ya, bir çakalım. Böyle bir enerji ben dünyada görmedim. Sen büyük ihtimalle 100 saattir yoldasın abi. Vallahi kaç saattir Yeni Zelanda'dan buraya ayak basmanın arasında geçen süre ne kadar oldu? Şu an bak Türkiye'de saat 3.57. Günlerden de salı. Future. Sen ne zaman çıktın Yeni Zelanda'dan, hangi gün? Future'dan. Gelecekten geliyorum. Şimdi daha orası da 10 saat ileri değil mi? Tabii. 10 saat ileri ne yaptı şu an? 3 olduysa sen saat bir de, sen bir de gelecekten geliyorsun, doğru. Abi I come from future abi. Ben sizden daha önce yaşadığımda geldim bu hayatı. Sen bayağı o zaman, bir dakika, 24 saatten uzun bir süredir yoldasın. Çok daha fazla. Şimdi pazar günü evden çıkışım benim öğlen 12. Oradan 4 saat bir oturduk, yolculuk var. Evet. Oradan sen Auckland'a geçtin. Auckland'a uçağa bindin. 17.5 saat hiç durmadık. 17.5 saat. Evet. Dubai'de durduk. 5.5 saat daha oturduk her yerde. Evet. Oradan tekrar bindim. Otogara geldim, İstanbul otogarına. Ben Yeni Zelanda gibi gördüm yeni havalanla. Sehcen Behcen mi ne onun adı? Sabiha Gökçen. Bizdeki havalimanlarında maalesef Wi-Fi yok ama. Laf lafı açtı. Buradan yetkililere de sesleniyorum. Şu havalimanlarında ücretsiz Wi-Fi yapın, gözünüzü seveyim. Evet ya. Değil mi? Evet yani ya. Yani mahsur kalıyorsun evet abi. Evet ya. Ben bir şey soracağım. Bir dakika, biz şu an ne yapıyoruz burada? Sabaha bugün, karşı 4. Sabaha karşı YouTube Türkiye tarihinde görmediğiniz bir şey yapacağız. Sabaha karşı sokak lezzetleri. Yani gece diyorsak gerçekten gece hakkını veriyoruz. Şu an saat 4. Şimdi Alsancak'a gideceğiz. Çok meşhur birkaç yerde. Murat abi zaten. Bu işin en lezzetlisi biziz. Aynen öyle. Sensin abi. En lezzetlisi biziz. Yolumuza devam çıkalım abi. Kısmet. Gecenin 5'inde kısmetimiz. Kısmetimiz buymuş. Kısmetse yarız. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de valla. Abi saat kaç bu arada? Saate bozalım. Abi saat 4'ü 25 geçiyor. Hoş ve geldin. Kısmet çorbacısın. Allah razı olsun. Abi nasılsın? Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? İyiyiz ben Erkan. 24 saat açıksın. Aynen. 24 açık. Doğru yerdeyiz yani. Yani burası 40 yıllık çorbacı. Murat abimiz Yeni Zelanda'dan geldi. Hoş geldin. Ve merhaba. Mercimek seviyor. Şimdi. İsmi kısmet oldu. Kısmetimize ne çıkarsa. O da güzel. O da güzel. Nereye geldiniz? Çorbacıya. Ne içersiniz? Mercimek. Yani bu da bir tuhaf değil mi? Yani bir kelle paça varken, bir ayak paça varken. Denedin mi abi peki? Deneriz ya. Denemek ister tabii misin? Tabii ya. Deriye iyi gelir. Tabii, başka tabii. Neye iyi geliyor abi kolajen? Şimdi bak, cilt güzelliği bayanlarda. Ama daha çok şöyle söyleyeyim. Kırık, çıkık, küçük çocuklarda vücut gelişimi. Hastaneye geldik o zaman. Biraz. Bir bakalım mı abi tabii. İlaçlara? Bu ne oluyor abi eline, şu an? Eline, bu ayak paça. Ayak paça. O ayak paça mı? Tabii. Şu, abi, böyle. Ha, bayağı ayak. Bu bayağı ayak aslında. Tabii, bayağı.
Sen abi neyi önerirsin burada? Bir de bizim şöyle spesiyonumuz var, karışık. Aton diyorlar galiba. Aton mu? Aton karışık oluyor. Evet. Bütün çorbalardan birer böyle bir şeye, şöyle masaya... Tadım tabağı gibi deriz. Yani, olur. Güzel olur. Bak şimdi, bak ayak parçaladı mesela. Hmm. Bak işkembemiz damarlıdır bizim. Tabii. Evet, çok güzel görünüyor. Evet. Çok güzel görünüyor. Bu ne abi şu an koydun? Mesela işte... Beyin. Bayağı hayvanın puzzle'ı gibi oldu bu yani. Birleştirdik parçaları. Abi, bu şimdi tam bir vitamin deposu. Bunu içtiğin zaman 10 kilometre koş. Murat abi tuvalete gitmişken hemen bir araya gireyim. Normalde Murat abi yemiyor da. Ama Murat abi burada zorla yedireceğiz ve denettireceğiz. Bakalım evet, yorumları çok sert bir giriş olacak Murat abi. Nasıl onun yorumlarını merak ediyorum şimdi. Ama enerjisi nasıl? Yani iki gündür yolda, uçak, otobüs. Üçüncü gün. Şu an İstanbul'dan otobüsle geldi ve... Evet, dedikodunu yapıyorduk. Hadi ya. Abi sen mercimek içerim dedin. Mercimek var mı? Mercimek önünde abi. İzmir'de buna mercimek evet, diyorlar. Buruna verilmiş. Görüşürüz, iyi akşamlar. Buruna verilmiş mercimek. O ne? Sen karışık. Sen bir dene, ben merak karışık ediyorum senin yorumunu. Sarımsak da isteyebiliriz evet, biz senin için. Tamam. Bu biraz sarımsak ve sirkeyle tüketiliyor abi daha çok. Abi burada bir de şöyle pul biberimiz var mesela. Onu pul biber, sirke ve sarımsakla tüketmek evet, gerekiyor. Hafiften de bir ocağa atarsanız mesela bunu kırıp da yerlerinizi... Bu pek şey hafiften de... değil gibi geliyor abi bana ama. Azıcık yanmazsa olmaz. Evet. Evet, ilk tepki abi. Çok güzel. Hafif. Hiç içmediğini düşünmüyorum. Hiç içmedim ben daha önce. Öyle mi? Hiç içmedim. İlk deneyim. Hafif. İçimi kolay. Yani bir zorluğu yok, bir kokusu yok. Ağzında yuvarlanmıyor, sağ sol etmiyor. Yani direkt gidiyor. O iyi olması yemekte, ben hep onlara dikkat ediyorum. Bu arada mutfaktan gelen insanın yorumu işte. Tabii. Ağzıma aldığım zaman yani böyle yemek debelemiyor ağzımda. Direkt gidiyor. Nasıl abi? Çorbanın hazır olmaz. Kolajen içiyorum. Evet. Kolajeni? Bayağı kolajen içiyorum. Dolu kolajen. Eline emeğine sağlık abi. Eline sağlık abi. Ben de içiyorum. Yemeğin kokusu yok. İtici bir tarafı yok yani. Hakikaten çok güzel ya. Çünkü bunlar biraz siyah beyazdır yani. Yok, ya seversin ya sevmezsin. Çok arada bırakacak bir lezzet değil yani bu. Çok seversin ya nefret edersin. Evet. Ya. Ben seviyorum ben mesela. Ben şaşırdım. Ben şaşırdım yani. Çünkü bazen bir şey ağzına attığın zaman dedim ya gitmek evet, zorlanır evet, yani. Bitik bir bu tarafa gidiyor ağzına. Çünkü görüntü olarak da iddialı bir görüntüsü var ama abi çorbanın. Hiç içmeyen bir insan için. Ama işte şu an ayak içiyorsun ya. Herhangi bir yemeği ilk kez deniyorsan o ilk deneyimi nerede gerçekleştirdin o kadar çok önemli. Çok önemli. I think so. Hikayenin, story'nin devamını o belirliyor değil mi? Çünkü mesela kokoreç hayatında hiç yememiş bir Alman'a gidip kötü bir yerde kokoreç denettirirsen ona bir yıl sonra herhangi biri sorduğunda kokoreç nasıl bir şey diye o kokoreçten nefret ettiğini söyleyebilir. Tam aksine iyi bir yerde de denettirirsen ilk deneyiminde kokoreç bağımlısı olur mu bilmiyorum da kokoreçi denebilir. Kokoreçe dair oysa o. Bu videodaki bütün sohbetler maruz görülmeli ya. Sabah 4'teyiz. Sabah 5'e geliyoruz. Evet. Ve sen 3 gündür uyumadan Yeni Zelanda'dan beri buraya geliyorsun. Hatalar abi olabilir yani. Neydi? Honest mistake diyorduk Yeni Zelanda'da. Evet, honest mistake honest olabilir mistake, yani. Yani dürüst hatalar. Yani. Dürüst yanlışlık yani. Dürüst yanlışlık. İstemeyerek yapmak diyorlar ya bizim burada. Evet. İstemsiz hatalar. Kelle paça ne kadardı başlayın abi? Kelle paça, ayak paça, işkembe, beyin karışık tam olarak 100 lira. Her biri 100 lira. Tabii. Az olarak 70 lira. Ya evet. Senin şu taze sarımsağına bile hasta oldum. Evet. Murat abi ne kadar anlatırsak anlatalım her şey boş. Boş. İşte yemin tatlı. Önemli olan yaşamak. Gitti mi rahatça? Tabii. İşte bu abi. Bunu sağlamışsın sen. Çok teşekkür ederim. Abi. İlginize çok teşekkür ederim. Abi görüşürüz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Murat abi. Zaten görüşmek üzere. Abi kolay gelsin. Görüşürüz. Eyvallah. Sağ ol. Mükemmel yer. Harika tabii. Günaydın. Günaydın. Şu an Tepecik'ten çıkıyoruz ve Kıbrıs şehitlerine gidiyoruz. Orada devam edeceğiz.
Murat abi nasılsın? Aynen öyle yapacağız. Aynen öyle. Abi şu an sana soracağım. Neredeyiz biliyor musun? Tam olarak. Neredeyiz bilmiyorum ya. Saat 5 olmuş. Sabahın 5'i. Bir dakika saat güncellemesi yapalım be. Saat 5 değil. 5.25. 5.25 işte. 5.25'ti. Zaten İzmir değil. Baksana caddelere. Bizim köy gibi. Yani. Valla şu... Murat abi şu anda biz Kıbrıs şehitlerindeyiz. Bak şu karşımız komple Kıbrıs şehitleri. Alsancak göbeğindeyiz yani. Vay be. Aynen. Ben hiç hatırlamıyorum buraya geldim mi git Alsancak. Burası aslında Alsancak'ın tam kalbi. Evet. Merkezi. Çocukken herhalde gelmişimdir ama yani normalde ne zaman geldim bilmiyorum ki. Kaç 30 yıl oldu ben çıkalı kardeşim. Doğru ya. Tabii ya. Ama şöyle bir özlemişsindir. Abi sana bir sorum var. Sor. Daha önce Boyoz ismini duydun mu? Duymadım. Duymadıysan yememişsindir diye yemedim. Tahmin ediyorum. O zaman gecenin 5.30'da şurada... Çok meşhur bir boyozcu var. Meşhur. Meşhur bir boyozcu. Şimdi gidip oradan bir boyoz yiyelim. Ben senin yorumlarını merak ediyorum. İlk tamam. kez boyoz deneyecek. Ne olduğunu da bilmiyorum. Yeni Zelanda ve Türkiye vatandaşı olarak senin bir yorumunu alalım abi. Boyoz deneyelim abi. Bu arada bizde simit de yok, gevrek var. Gevrek doğru, biz gevrek. Simitle gevreğin arasındaki Allah. Aman 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 aman. Bunu niye yapıyorlar? Süpürge var mı? Ben simitle gevrek arasındaki farkı biliyor musun Aycan? Simitle gevrek arasındaki fark. Biliyor musun? Biz var, gevrek diyoruz. Fark var bu arada. Simitle gevrek arasındaki farkı biliyor musun abi? Simitle gevrek arasında yoktu, ben bilmiyorum. Köylüler bizim gevrek derler. Ha. Şehirde de simit derler. Yani aslında öyle de. O kadar. Abi, gevrek çifte kavrulmuşmuş. Şimdi... En tehlikeli boyozcusuna geldiniz. Onu... Seni buraya... Almanya'dan. Evet. Hangi şehir? Köln. Schengen vermiyorlar ya. Schengen vermeyeceğiz. Ben vermiyorlar. Vereceğim. Selamlar, selamlar, selamlar. Vay aleyküm selam. Az önce bir ünlü çatışması mı oldu abi? Bir ünlü düşmesi yaşadı. Nasılsınız? İyi abi, yanıyorlar bildiğin gibi. Çalışıyorlar. Burada bildiğin gibi abi boyozun arasına peynirle yumurta koyuyorlar. Neler var yani tam olarak? Bak şimdi burada İzmir'in meşhur boyozunu satıyoruz abi. Bombamız var. Bir dakika, siz de mi yayındasınız? Evet, biz de TikTok'ta şu anda. Mert Öztürk. Zaten tanıyorsunuz, herkes yazıyor şu anda. Kaç kişi izliyor abi? Şu anda 376 kişi izliyor. Oo, gece 5.30 ya. Gece 5.30. 376 kişi şu anda şehitlerde yok bu arada. Evet, çok ya güzel. Komple şurada bu kadar insan yok. Yok, çok gerçekten güzel. Yok. Yeni Zelanda'dan konuğumuz var. Konuğumuz 6 var. Yıldır Türkiye'ye gelmemiş. 6 yıldır Türkiye'ye ve gelmiyor. Hayatında hiç boyozla denemedim abi. Denemedi. Ya, ben buraya bilmiyordum ya boyozla. Gelmedi de pişman edeceğim. Pişman edeceğim. Abi neyi yersin? Tatlı tuzlu yanıyorlar. Yanıyorlar yani tuzlu. Tuzlu güzel. Tuzlu güzel. O tuzlu. Zaman peynirli, peynirli yumurtalı. Peynirli. Peynirli. Abi o zaman bak şöyle boyozu kesiyorlar abi. Abi sen deneyeceksin. Parçalıyorlar. Abi şöyle boyozun arasına şöyle meşhur sayas peynirini abi. Şöyle boyozun arasına koyuyorlar. Şöyle sıyırıyorlar. Şöyle eritiyorlar. Abi şöyle alıyorlar. Şöyle ağzına veriyorlar. Abi beklemiyordu. Her şeyi bekliyordu, ağzına ver şimdi beklemiyordu. Nasıl abi? Sonradan geldi kafası. Yavaş çalışıyor daha beyin. Türkçeyi algılayamıyorum daha pek. Yaş kaç abi? Ya. Abi buradaki balıkçılar gibi gülüyor. Bu arada nasıl abi? Çok iyi ya. Abi nasıl? Çok iyi, çok güzel. He? Ya. Tam boyoz yani. Tam boyoz. Ne boyoz? Espri nasıl? Süperdim. Boyoz mu espri mi? İkisi birlikte çok iyi gitti. Boyozlu espri. Abi. Eline sağlık. Başka ne var? Abi bıyıklarına fışkırmış bu arada. Fazla sıktırınca. Yanıyorlar. Başka neydi var? Abi mesela şöyle domatesli kaşarlı. Nutellalı. Abi olay var galiba. Onu bak, ben gördüm Nutella. Az önce masada gördüm. Nutella'yı. Almanya'dan özel olarak görüyor. Her gün şöyle bir kutu bitiriyoruz abi, yanıyorlar. Parçalıyorlar. Evet, boyozun arasına peynir yumurta değil Nutella koyacağız. Evet, şöyle orijinal Nutella'yı şöyle kolayla şöyle bol bol of döküyorlar abi, biraz abartıyorlar. Üzerine kesin akacak. Benden söylemesi evet, şöyle alıyorlar. O bana. Afiyet olsun. Şöyle Mert Öztürk'e ikram ediyorlar. Afiyet olsun. Akıyorlar. Akıyorlar. Boyoz değil, senin bu güzelliğin yeter ya. Boş ver. Adamsın abi. Akıyorum. Bak nasıl akıyor. Sen sevdin abi onu. Çok güzel abi ya. Böyle aktığı zaman şey diyorlar. Mert Öztürk'e nasıl koyduysan bize de koy diyorlar. Buralar montajlansın. Buraları montajlıyorlar. Peçete dayamıyorlar şu an Mert Öztürk'e. Evet. Bol bol Nutella koyuyorlar. Buraları kesiyorlar. Yok yok. Şakalaşıyorlar. Buralarda kalıyorlar. Evet. Fluffy zaten bu çok güzel, baksana. Fluffy. Abi Fluffy'yi açalım. Fluffy ne? Türkçe. Türkçe ne? Katmerli mi?
Böyle hafif hafif. Kat puffy. Kat. Hafif ne? Hafif. Puf yumuşak puff, böyle. Puf puf ha. Çıtır çıtır kıtır kıtır. İçinde zeytin. Amin ne zeytini? Peynir. Abi ne yaptın zeytin? Şey alamıyorum ya. Abi, oğlan nesi meşhur? Yeni Zelanda'nın nesi meşhur mesela? Sütü. Kivi. Kivisi yani meyvası. Meyvası mı? Şimdi meşhur? Abi. Tarımı tarımı Türkiye'de daha çok. Türkiye'de bu soruya ya. Çok denk geleceksin. Tarımı daha çok. Yeni Zelanda'dan geldin ya. Sana oranın en meşhur şeyini soracaklar. Ne diyeceksin ilk birinci? Kivisi meşhur ama onu da Çin'den almışlar zaten. Onu gooseberry diyorlarmıştı daha önceden. Ortamı çok iyi olduğu için orada yetişmeye başlamış. Fakat koyunu da meşhurdu. İneği de meşhurdu. Öldürmüşler onları. Fazla galiba. Gaz çıkardılar. Ozonu deliyor diye çoğunu götürdüler yani. Osuruyorlar. Ya osurduklar için. Kıbrıs şehitlerinde sesinin yankı yapma olasılığı %1 falandır. O anı bulduk ya. Bayağı geç değil mi sağ? Birazdan erken olacak aslında. Geliyorlar, espri yapıyorlar. Sabah sabah iyi doping oldu değil mi? İyi ilaç oldu bu. Ben şeyi soracağım. Sor abi. Nutellalı yiyenlerin elleri falan Nutella oluyor. Evet. Nasıl temizliyorlar? Bunu ne yapıyorlar? Parmaklarını yalıyorlar. Çünkü bir paket peşte yetmediği için abi. Aynen öyle. Yanıyorlar. İşte sözüm burada abi. Sözüm burada. Islak mendil. O dayanmıyor ki. Reisot. Ben onu getiriyorum anında. Şimdi bizim milletimizi şimdi, biliyorsun. Aynen. Islak mendili fazla fazla alıyor abi. Olayın sakat da. Elini ağzını yüzünü cebine koyuyor. Ayakkabılarını siliyorlar. Islak mendille önce zaten bir ağız. Ey sonra telefon abi, ayakkabı. Yok şey var. Saat de mi? Saat. Şimdi ayakkabıya da bir atılır yani. Islak. Sabahtan akşama kadar burada mı? Burası 24 saat açık. Uyumuyor musun? Abi inanır mısın? Yoğun günlerde rüyamda boyoz görüyorum ya. Valla. Kaç saat çalışıyorsun burada günde? Abi 12 saat çalışıyorum. Bizim borcumuz ne kadar? Neyi verdik? Ne verdik? 62,5. 62,500. Soruyorum uygun mu? 62,50. Euro değil. 2 boyoz. Uygun 2 boyoz. Mu? Yorumlarda göreceksin. Bunu bol bol tartışacaklar. İnanmıyorlar abi. Benim bunu Almanya'dan getirdiğime inanmıyorlar. Ama könden doğru. Gelmişler yani söylüyorlar. Biz test ettik. Evet, bak, sen nerede kalıyorsun abi? Zelanda. Ne zaman gittin abi oraya? Oraya yeni kuruldu zaten. Adı yeni zaten abi. Gerçekten Almanya Nutellası. Köyüne selamlar. İstediği kadar konuş, inanmıyorlar abi. İnanmıyorlar. İnanıyor musunuz? İnanmıyor musunuz? Yorumlarda bekliyoruz. Ben evet. De bekliyorum merakla. Zaten inanmıyorsunuz. Sen sıfırdan, Almanya'dan gelmiş. Sıfırdan kutu açtım. Olmadı. Almanya'dan gelirken videosunu çektim. Ya olmadı. Ya biz getirdik. Kargo siparişi verdim. Olmadı. İnanmıyorlar abi. Şu adamdaki enerjiye, sevgiye baksana. Aşkı koyuyor içine. Ne yapacak? Allah. Adamsın. Ondan güzel yani. Abi. Ondan güzel olur yani. Vallahi alacağım şimdi. Sevgisini koyuyor. Evet valla. Mert abi her yere gidiyor. Her yere selamlar. Bütün takipçilerine selamlar. Evet. Öpüyorlar. Ama ana vatan burası Türkiye gibi yemek yapan yer yok. Aç kalıyoruz biz dışarıda. Aynen. O da bir doğru değil mi yani? Neresi olursa olsun. Kiviyle beslenmiş. Bize uymuyor. Yok bir şey yok yani. Avokadoyla beslendik bir ara. Avokadoyla beslendik. Yalan değil, yalan değil bir ara avokadoyla beslendik. Yok gene topladım ben. Issız ada gibi bir yer mi orası? Nasıl yani? Yani kivi, ne bileyim. Hamur işinden bahsetmedin. Saat 5'ten sonra caddelerde kimse kalmaz. Herkes evinde. Allah Allah. Saat 3'ten sonra, sakin. Öğlen 3'ten sonra aynen kahve öyle. İçeceğin mekan. Aynen öyle. 6'dan sonra kimseyi göremezsin hiçbir yerde. Hafta sonu? Saat 6'ya Japonya'da geliyor. Japonya'da bağırıyorlar. Allah Allah. Murat abi. Herkes niye bu kadar ya. Yüksek enerjisi ya? 62,5 sence nasıl bir fiyat? 6 yıl sonra abi Türkiye'ye geldin. 2 euro. Tanesi 31,2 euro. 31,5. Aynen öyle. Çok güzel. Az bile. Soğukta bunu açmak, buraya koymak, bu mekanı bu espriyi Almanlar beklemek. Aradı. Zaten en büyük şey bu ya, hizmet bu biliyor musun? Bir de bunun üzerine güler yüzlü böyle herkesle ilgilenebilmesi zaten esnaf adam. Kendine iyi bak, çok neşeli bir insansın gerçekten. Sen de öyle. Videolarını hep izliyorum, mükemmelsin. Gecenin 5.30'u bu enerjiyle. Eyvallah. Hayırlı işlerin sağ olasın. Herkes senin gibi gelsin, herkese böyle işsin. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ni şu şekilde ben de daha önce görmedim. Tek yani, biziz burada. Yani kışın da etkisi var, soğuğun da etkisi var şu anda. Bir de saatin pazartesi, etkisi var. Bir de günün de var. Pazartesi evet, bir de yani. Evet, benim evet. Vücut 15 dereceden geldim ya. Doğru, sen yazdan geldin. Hala abi. Ellerim biraz üşüyor ama inanamıyorum yani. Bak gerçekten burayı böyle sakin. 30 yıllık bir İzmirli olarak hiçbir zaman görmedim. Çünkü dediğim gibi hem mevsim, kış, hem gün pazartesi, hem de saat 6'ya geliyor. Bunların üçü birden birleştiği için burayı ilk defa böyle görüyoruz. Bunlar ve Christmas decoration mı? Aynen abi. New Year Christmas. Güzel. Orada sen pazartesi diyorsun ama şu an salıdayız. Salı siz de mi? Bu videoyu çarşamba günü izliyor olacaksınız. Bu kadar da güncel geliyoruz yani. Bu arada çok seviyorsunuz ondan. Gece lezzetleri dedik. Şu an harbiden geceden çıktık sabaha giriyoruz. Ve ilginç bir deneyim oldu bizim için de. İlginç oldu. Bakın her yer kapalı ya. Evet.
Ben yemek konusunda devamlı düşünüyordum ya. Bizim ülkemiz gibi güzel yemek yapan yer yok ya bence. Abi sana bir soru soracağım. Yeni Zelanda'dan geldin. Tamam mı? Yeni Zelanda'da gece 5.30'da bir pazartesi günü böyle sokağa çıktığında böyle yemek bulabilir misin? Bugün bulduklarımız kadarına en azından. Bulursun. Petrol station'dan 2 günlük pay bulursun. Türkçe'ye çeviriyoruz. Ha, pay. Kek gibi. Kek aynen. Kek gibi hakikaten. Petrol istasyonları artık easy. Ya bizde acık ondan acık bundan olsun gibi bir durum yok orada. Doysun yeter yürü evet, yavrum evet, hadi. Evet. Fast food olsun. Evet. Ben buraya niye döndüm sanıyorsun? Ya da ya ben Yeni Zelanda'dan niye çıktım sanıyorsun? Yeni Zelanda gerçekten çok güzel bir ülke. Evet. Gerçekten çok güzel bir ülke evet. Ama hiçbir şekilde benim yaşantımı karşılamıyor. Yaşadığımız, doğduğumuz yerle onların yaptığı şeyler ayrı olduğu için farkı biz görebiliyoruz. Mesela oradaki yaşayan doğmuş adam göremez bunu tabii. Evet. Mümkün değil. Anca burada yaşaması lazım belirli bir sürece ki hani görebilsin. Evet. Toplum olarak yani yemeğe çok düşkünüz. İlla olmazsa olmaz. Ya şöyle olacak ya böyle olacak. Hani picky insanlarız. Picky ne? Seçici. Ha seçici insanlarız biz. Seçmeyi çok seviyoruz yani. Evet. Acık ondan olacak, acık bundan olacak. Böyle lezzetli. Sen de beni abi şey gibi Google gibi kullandın. Picky deyip picky ne? Allah yok ya. Ben senin gözlere bakıyorum ya. Aynen. Aynı şeye benziyor. Confused bottom. Confused düğmesi gibi. No? Burası bu arada var ya. Biraz böyle gece hayatının da olduğu bir yer. Bu sokakta ben şu an mesela çok şaşırıyorum. Bir İzmirli olarak burayı gerçekten böyle görmedim ya. Çok güzel ya. Bombaya geldik. Meşhur İzmir bomba. Abi gösterelim bak bombaları. Bunların hepsi çeşitler. En çok burada satılan hangisi? Abi orijinalde çıkan bomba çikolatalı. Şu mu ilk çıkan? Aynen ilk çıkan o. Şu an ama en çok satılan hangisi? O abi çikolatalı. Çikolatalı mı? Aynen. Biz şimdi bombaları bekliyoruz. Günün ilk çıkan bombalarını yiyeceğiz değil mi? Aynen. İlk çıkan bombalar. İlk çıkan. Saat kaç abi? Saat 6.30 şu anda. Saate bakalım ben abi. Ara ara böyle güncelleme yapacağım. 6.31 şu anda saat ve Çelebi unlu mamuller. Burası bomba konusunda en ünlüsü diye buraya geldik. Doğru yerdeyiz. Doğru yerdeyiz abi. Tamam. Birazdan günün ilk bombaları çıkacak. Daha hala gün ağırmadı bu arada. Güneşimiz hala yok. Bugünkü güneşimiz sizsiniz abi. Ooo süpersin ya. Eyvallah abi sağ olasın. Valla önden bize şurada beklerken 3 Türk kahvesi. Murat abi. Abi teşekkür ederim. Türk kahvesine. Bombayı duydun mu daha önce? Duymadım ben. Hiçbir şey duymadım. Hiçbir şey günün ilk bombası biz de olabiliriz bu arada ya. Yemeğin bomba olarak satıldığını duymadım. Bomba abi. Büyük bombalar geliyor şimdi. Yanıyorlar daha sonra. Patlıyorlar. Yandık. Yandık patladık gibi oldu. Artık günler de bu arada 8'de ağrıyor. Yani güneşi biz büyük ihtimalle daha 1,5 saat sonra falan göreceğiz. Ama birlikte doğuracağız güneş. Öyle olacak. Bizde şimdi de. Sabah 6'da doğuyor. Yeni Zelandalıları çok çalıştırmak 9'da. İçin yapılmış bir taktik bence bu. Sistem mi diyorsun? Sistem abi. Sisteme yenik düşmüş Yeni doğru Zelandalılar. Doğru söylüyorsun. Elektriği tasarruf ederdik falan. Onlar hepsi macunu mu bu işin? Abi bu işin... Başka oyunlar deniyor abi. Başka öyle diyorlar ya. Ben zaten İzmir'de şöyle bir şey gördüm. İnanamıyorum böyle olduğuna. Gece vakti her yer kapkara, çok karanlık ya. İşe gidip gelen insanlar da var muhtemelen ama bu kadar karanlık olmasını ben anlamadım. Yani İzmir'in en işlek yerlerinde herhalde enerji tasarrufuyla ilgili değildir diye düşünüyorum. Belki son yağmurlardan da olabilir değil mi? Selden sonra böyle oldu abi. Selden sonra mı? Aynen sokak lambaları yanmıyor şu an. Valla geçmiş olsun tekrardan. Bomba çıktı. Bomba çıktı. Burada aranızda bir şifre var mı? Bomba çıktığında mesela birbirinize söylediğiniz, arkaya doğru bağırdığınız. Göz bakıyor, can çekiyor, el yakıyor diyoruz abi. Oy. Yediğin zaman bir hafta ağzını çalkalamasın bu lezzeti. Bir hafta ağzını çalkalamasın. Kesinlikle. Bu lezzet ağzınızdan gitmesin diye. Şimdi Yeni Zelanda'dan çok değerli bir konuğumuz var. Ona denetleyeceğiz. Bombayı duydun mu dedim az önce. Duymamış. Gelsin hemen. Yani bombayı duymayan birine nasıl bir bomba veriyorsunuz? Nasıl patlatıyorsunuz? Biz de izlemek istiyoruz. Abi direkt elinde patlatıyoruz bombayı. Murat abi. Murat abi. Siz erkek erkeğe oluyor. Murat abinin tanışma ve arkadaşlık kurma süresi 7 saniye. Murat abi bombalar çıktı. Allah seni... Böyle bir bomba elinize almamışsınızdır abi. Bomba. Bismillah. Bismillah. Ya, ya. Sıcaktır dikkatli ya abi. Yediğin zaman zaten bir hafta ağzını çakalamayacak. Hacı bomba bu ya. Sıcak bu ya. Patlatır adam bu. Abi var ya buna eve enerji bombası bu. Eve koşturarak gideceksin sen şimdi. Nutella. Çikolatasını özel ustamız yapıyor. Çikolatası. Reçetesi bize ait abi. Çok güzel ya. Helal olsun ya.
Bastıkça akar abi, fazla basma. Bana... Ya adam da öyle dedi, şimdi o şey yanıyor. Yanıyor. Çok güzel ya. Çok enerji var bunda ya. Abi hiç ihtiyacın yok zaten. Şimdi nerelere? Neresi burası? Çelebi Unlu Mamuleri. Ben şey kart mart alırım kartınızı, bir şey varsa alırım. Gerçekten sevdin, sevmediğin şeyi... Ben arkadaşları sevdim ya. Evet. Murat abi, ilk ısırıktan sonra ne hissettin? Bomba gibi patladım, enerjik oldum. Harbiden bombaymış bu ya. Dedikleri kadar Yemen bombası da demek ki bu buymuş. Peki Yeni Zelanda'da bunu satmaya kalksan satabilir misin sence? Dünyanın her yerinde olan bombalar böyle olsun. Acı verici değil, mutluluk versin. Abi, bu ayrı bir mesajdı. Nereden baksan günde 2000-3000 tane Almanya'ya gidiyor. 2000-3000 tane Almanya'ya gidiyor. Her gün. Her gün, her gün. Bir sağ bir sol kelle paça yaptılar bana. Kelle ve paça. Oradan bir yattılar, bir tüttürdüler aşağıdan. Dediler bir de bombalayalım seni. Abi sen niye yemiyorsun peki ya? Güzel güzel dün bir tane de sen patlat ya. Ben patlatayım. Çok mu sıcak şu an? Ya o kıvamında şu an tam yiyeceğin kıvamında. Abi anlatılmaz yaşanırsan hep anlattın. Bu arada çikolata sarısı çok iyi ya. Alican bence yemelisin. Yiyeceğim, yiyeceğim şimdi. Kamerayı ben tutayım. Olur, olur. Bu bayağı sıcak. Yapma kendine. Bu abi şu an akıyor. Akıyor ve yakıyor aynı zamanda. Elimde yanıyor bir yandan. Bu çikolatayı siz yapıyorsunuz değil mi? Evet. Biz... Yani gerçekten çok ya. Lezzetli bir çikolata ya. Abi afiyetle iyi. Şimdi Kıbrıs şehitlerinden ayrılıyoruz ve çok tarihi bir yere gidiyoruz abi. Kemeraltı. Belden aşağı Kemeraltı gibi. Kemer abi, üstü derlerdi değil mi? Abi. Abi izleyicilerimiz diyecek. Bu enerji nereden geliyor? Şimdi Kemeraltı'na gidiyoruz. İzmir'in en tarihi yerlerinden biri. Ve içeride gerçekten çok eski dükkanları görebiliyoruz orada. Ne ararsanız onu bulabileceğiniz bir yer orası. Kemeraltı kaç yıllıktır? Kemeraltı kurulduğu zamanlarda Yeni Zelanda ülke olarak keşfedilmemiş durumda. Sen abi 30 yıl önce nasıl buldun Yeni Zelanda, nasıl bir kafayla gittin? Merak ediyorum ve ben merak eden çok insan vardır. Ben Yeni Zelandalıları Anzak'tan dolayı çok sevdim. Çünkü Avustralyalılarla Yeni Zelandalıları ben 16-17 yaşlarında tanıştım. İstanbul'da. O zamandan beri bu insanların karakterine bayıldım ben. Gerçekten o beni tahrik etti. Orada yani, bizi de seviyorlar bu arada. Çok seviyorlar Türkleri. Evet. Beni de zaten daha miza olaylarında kızdıran olay bu olmuştu. Bizden 100 kişi bile almıyorlar. Mesela ben ona biraz şey alındım ya. Bu arada 100 kişi dediğimiz Working Holiday vizesi var. Yeni Zelanda bu vizeyi tam 100 kişiye sağlıyor bizim ülkeden. Ama mesela Almanya'dan, Fransa'dan 5000-6000 kişilik kontenjanları var. Evet. Ve gidip orada çalışıp, gezip eğlenip güzel de para biriktirip ya, yoluna devam edebiliyorsun. Bir bağımız var. Anzak Savaşı var. Biz Cumhuriyeti kurduk. Onlar da Yeni Zelanda'yı kurdu. Evet. O savaştan sonra. Aynen Avustralya öyle. Biz Avustralyalıyız dedi. Yeni Zelanda biz de Yeni Zelandalıyız dedi. O savaştan sonra evet. Değil mi? Evet. Yeni Zelanda'nın Yeni Zelandalılar olarak kimliğini bulduğu savaşların evet. En evet. Önemlisi. Evet. Kurtuluş Savaşı. Evet. Evet. Hepimiz beraber bulduk. Biz evet. De Cumhuriyeti bulduk. Onun için artık biz yeni insanlarız. Kardeşiz. Biz dostuz değil mi? Ben diyorum ki biraz daha kaynaşalım. Ya Allah Allah değil mi? Baksana evet. Ya Allah Allah. Kötü insan mı var burada ya? O zaman nereye? Kemeraltı'na. Kemeraltı'na geçelim o zaman. Kemeraltı'na geçelim. Ha vay be. Nasıl hissettin? Çok iyi hissettim. Yaşadığın bölgede ha. Hiç yok muydu abi cami? Cami olsa da sesli bir ezan okunamaz. Selam. Kiliseler de aynı şekilde insanları rahatsız eder diye yaptık. Ezan olayını içeriden okuyabiliyorsun tabii. Ama bir kısıtlama yok yani hani namazını her yerde kıl. Ben gelirken Okmunt havaalanında namaz kılıyorlardı. Evet. Havaalanının içinde evet. Yani. Ya bir şey yok, öyle bir sorun yok. Öyle özgürlük var. İnanç yönünden süper özgürlük var. Ama böyle ezan sesini ilk defa ben duydum. 6 yıl oldu. Tüylerim diken diken oldu şimdi. Hissettim gerçekten Türkiye'de olduğumu. Çok güzel bu duygu. Şu anda Kemeraltı'na geldik. Yani karşıda gördüğünüz sokak Kemeraltı'nın girişi. Valla neler yedik biz? Bomba yedik, yakıcı yedik. Vay 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 vay. Yakıcı. Parçalayıcı yedik. İşkembe parçala, tırnak mırnak hepsi. Bugün harbiden bugün seni köye canlı bomba olarak götürüyoruz. Kemeraltı'na geldik. İnanamıyor olabilirsiniz. Ben de inanamıyorum böyle bir görüntü gördüğüme. Saat 7.23. 7.23 geçiyor ve kapkaranlık hava.
Hay bu da abi. Enteresan bir şey ya. Hay ya, belki de yağmur yağacak ya. Yok yok abi, yağmur değil bu. Allah bak Allah. Şurada direkt girişinde Allah meşhur kara fırın boyoz var. Ama biz bayağı bir artık... Haydi işler. Abi eyvallah, kolay gelsin. Kolay gelsin. Ya açık yerler var ya şu an. Var var. Gerçi 7.30 diyoruz. 7.30. 7.30 güzel bir saat yani. Bu kadar gerçekçi konuşmak ki. Şimdi bakalım bulabilirsek tabii. Söğüşçü arıyoruz. İyi bir söğüşçü. Nasıl? Ya kapalıydı ya. Bitirmiş söğüşleri bitirmiş. Söğüşleri bitirmişler. En eski o. Kaçırdık ama pazartesi sabaha karşı. Öbür arkadaş da bitirmiş ne varsa elinde. Aşağıda biten on ama kapalı şu an. Siz burada esnaf mısınız abi? Kaçta açılıyor tam olarak çarşı? Abi 7.30-8.00'da hepsi açılıyor. Çok bir şey kalmamış o zaman. Yok. Boşnak börekçisi. Valla dönüşte uğrayabiliriz, sağ olun. Her yer kapalı değil mi? Her yer kapalı. Burayı da böyle görmek var ya, ayrı bir ayrıcalık mı diyeyim artık? Müşteri var, dükkanlar kapalı. Müşteri var, dükkan yok değil mi? Farkında mısın? Kapalı çarşı da bunun gibi kokuyor böyle. Aynen, kapalı çarşının aroması var böyle. İzmir bir... versiyonu aslında burası. Aynen öyle. Bunların aynen. Böyle hep eski yerlerin bir aroma kokusu var. Evet. Girdiğin zaman otantik koku, spicy böyle baharatlı. O zaten her yerde baharat satıcıları, aktarlar falan olduğu için o koku siniyor buraya. Kahveli, turşulu, sirkeli, lokumlu böyle karma karışık bir böyle burnuna bir koku geliyor. Allah'ım diyorsun, evet. Neredeyim ben? Ha, Allah Allah. Ne güzel yer burası. Yeni Zelanda'dan sonra işte bu Orta Doğu kokusu abi. Orta onun bağrı yani. Ha, bağrı. Bu arada 15 TL, 20 TL falan diyor. Bu rakamların güncel olduğunu hiç sanmıyorum ben. Ya mesela bir havuç suyunu 15 liraya içebileceğimizi sanmıyorum. Sanıyor ya. Musun? Yok abi, içemezsin. 15 lira dediğimiz şu anda 50 cent. Öyle düşün. Kiwi'yi ne demiş? Kiwi suyu. Hemen kiwi'ye. Atmış. Ya bunu görünce. Bunu görünce bir kanıyorsundu değil mi? Ya şimdi bakar bakmaz içindeki döllenmeyi bakıyor. Bu çekirdekleri iyi döllenmiş ki meyve güzel çıkmış. Eğer bu çekirdek sayısı içindeki az olursa döllenme az oluyor. Yani 4000 tane polen olması lazım bir çiçeğin döllenmesi için, biliyor musun? Hani iyi bir döllenmiş çiçeğin meyve veremesi için, bu hale gelebilmesi için içini kesip bakıyorlar onun. Çekirdekleri sağlamsa meyve güzel, döllenmesi güzel yapılmış. Ben şimdi bakar bakmaz da kivileri hemen çekirdeğine bakıyorum. Yani ben baktığımda Allah burada Allah. Sadece kivi suyu ve bu resmi suyuna gördüm. Baktığında sen baktığında buradaki çekirdeklere bakıyorum. He, meyveler güzel diyorum aynen. Ya. İşte bir cadde gibi ya. Ben yürüyorum. Sağını görüyorum, sen yürüyorsun, solunu görüyorsun aynen, değil mi? Öyle. Ha, herkes değişik görüyor. Ben bir dükkan opportunity'si görüyorum burada. Hani bir yerde bir dükkan açabilirim. Sen de bir şey almak için gelip görüyorsun. Aynen, herkes öyle. Değişik bakıyor evet, ya. Evet. Bakış açısı değişik. Güzel olan da o zaten. Güzel olan o. Bunu da paylaştığımız zaman birbirimizin bakış açısına hayat daha renkli oluyor evet. Bence. Evet. Bu arada burada hava sıcaklığı bir anda arttı bence. Şu anda arttı, bak çok arttı, iyi hissediyorum. Arttı. Hava buz gibiydi. Buz gibi ya. Evet, evet, evet. Gecenin karanlığında, daha doğrusu sabahın karanlığında, kemer altında, tarihi çarşıda yürümeye devam ediyoruz. Hava yavaş yavaş aydınlanıyor artık. Ya saat kaça geliyor? Saat 8'e geliyor. Saat harbiden 8'e geliyor. Ve daha yeni yeni aydınlanıyor hava. Kepenkler yeni yeni açılıyor. Abi, senin vesilenle şu an ilginç bir şeye şahit oluyoruz burada. Koca kemer altında, İzmir'in en tarihi yerinde günün ilk saatlerini yaşıyoruz. Yani bayağı esnaf yeni kepenk açıyor. Hay ya, ben hiç yaşamadım bunu daha. Ne oldu? Her şeye bir sebep vardı evet, derler ya. Evet. Bu da sebep oldu. Belki de hiçbir daha yaşamayacağız. Bence izleyenler oldu. De ilk defa yaşıyor böyle bir an. Evet. Yaşıyor. Eğer güzel. Bir de ilk defa yaşıyorsanız, videoyu beğendiyseniz lütfen videoya beğeni tuşuna basınız. Ne kadar kötü cümle kurdum ya. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız. Beğenmediyseniz de çok bir şey demiyorum artık. Daha ne diyeyim ya. Şu anda bu saatlerde burada bulabileceğimiz tek kahveciye geldik. Kahve Neco. Neco mu? Kahvesi Neco. Neco kim oluyor abi? Abi. Öyle mi? Aynen. Abi kardeşsiniz. Abi kardeşsiniz. Burada herhalde dükkanı ilk açan sizsiniz. Tabii ilk açan benim. Biz abi, başka kahve içebileceğimiz yer bulamadık mesela. İlk seni bulduk. Tabii biz 6'da açıyoruz erken saatte. Dibek kahvesi galiba evet. Meşhur değil mi? Dibek meşhur. Bir de bizim yaptığımız fincanda pişen Türk kahvesi meşhur. Ateşin üstünde pişiyor. Fincanı koyuyoruz. Hı-hı. Yaparken de görürsün. Bayağı iyi bir kahvedir yani. O zaman tamam, ondan içelim. Tamam. Ha, ben şekerli içiyorum sadece. Ha, lokuma gerek yok. Lokuma gerek yok. Sağ olasın. Şimdi abi nasıl yapıyoruz? İlk bunlar normal Türk kahvesi.
normal Türk kahvesini. İş biraz hızlı olsun diye sıcak suyla yapıyoruz. Soğuk suyla da yapılır ama işin seriliği açısından kahve daha iyi eziliyor. Bir de çırpma telimiz var özel şöyle. O da kahvenin çözeltisini arttırıyor. İçerisini, sıcak suyun içerisini daha hızlı çözelmesini sağlıyor. Sonra burada bunun asıl özelliği fincanla beraber bunun aynen. Pişmesi fincanlar değil mi? Fincanlar özel fincanlardır yaptırdığımız. Seramik falan değil, direkt porselendir. Ha, direkt sizin zaten burada isminiz var tabii, galiba. Logomuz var hemen orada. Kahveci Neccio. Aynen. Pişme özelliği evde kendisi denemek isteyenler de mesela kahve ortaya doğru toplandığında hemen fincanı kaldıracaksın ki taşma yapmasın. Hmm. Bak şu şekilde hemen soğuk suda şoklamasını da yapıyoruz. Tam kıvamda beklemeye hazır geliyor. Evet, farklı bir görüntüsü var aynen. Şu anda mesela. Evde içtiğiniz gibi köpük olmaz, kaymak olur bu kahvede. Köpük değil kaymak mı diyorsunuz? Kaymak tabii bak köpük de var üstünde ama ağırlıklı kaymak içersiniz. Lezzetli bir kahvedir. Bu en son aşamada da aşağıda soğuk var galiba. Soğuk, yani soğuk yapıyor aynen. En son. Soğuk suyla şoklama yapıyoruz. Hmm. Abi 3 gündür uyumuyorsun, 3 gün daha uyumamaya hazır mısın? Ooo çok lezzetli bu ya. Valla. Ooo manyak bir şey bu ya. Harbi kahve bu. Bu arada bunun üstündeki köpük değilmiş, kaymakmış. Nasıl olur ya, köpükmüş kahve dibinin. Kaymağıymış o işte. Köpük değil, kaymak. Direkt fincanla beraber pişirdi bunu. Önce kaymağını içiyorsun. 2-3 yudumdan sonra normale dönüyor. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Çok lezzetli ya. Teşekkür ederim. Mesela ne kadar böyle bir tanesi? Biz 35'e satıyoruz 35. Ama genelde sokakta falan diğer kahveciler 50 liraya satıyor. Burada enflasyona yenik düşmemiştir kahve ya bizim oturmuş kendi müşterimiz çok. Ailece gelen 20 yıllık müşterim var. Kalkıp ona 50 liraya kahve veremiyoruz yani. Satış fiyatı diyor. 2,5 lira diyor. Ha, satış fiyatını kaldır altında orijinal de 2,5 lira. Lan bu kadar mı aptal yerine konular insan? Tersi satıyor. Aynen bir şey yok. Bu arada bu normale döndü şu an. Tabii normale döndü. Önündeki evet. Önden bir kaymağını içtikten sonra o perde gitti bak şimdi. Eline sağlık. Sabah bizim çok mutlu ettim. Eyvallah. Bak. Baksana şuna Mert. Bak sana baby, Puchuban Pampa you baby, Puchuban Pampa baby you, hey, good morning Puchuban Pampa, Allah Allah, Allah Allah. Murat abi, bu arada bak burada söğüşçü var. Yani yiyecek misin demiyorum artık, yemeyeceğinden o kadar eminim ki. Ya artık teşekkür ederim kardeşim. Biliyorum ondan. Sadece benim göstermek istedim. Bu saatten sonra bunu da yersem anamdan dayak yerim en sonunda. O zaman evet, dayak yemeyeceğine... Dayak yemeyeyim ben. Ondan bunu da yeme. Biz yavaştan kemer altından ayrılıyoruz şimdi. Murat abinin köyüne doğru yola çıkacağız. Yani Menemen'e gidiyoruz. Buradan 25 dakikalık falan bir yolculuğumuz olacak. Oradan önce bilmeyenler için şöyle söğüşü de göstermek istiyorum. Hemen evet. Kemer altının çıkışındayız biz. Söğüşte böyle İzmir'e özgü. Bakın beyin mesela. Harbiden beyin yani. Dil, yanak. Böyle gidiyor. Devam ediyor. Soğuk. Ve bunlar bu dil, yanak, beyin. Lavaşa sarılıyor ve bunlar soğuk tüketiliyor. Biz buna söğüş diyoruz İzmir'de ve çok da lezzetli oluyor. Ama şu an artık o kadar bittik ki. Evet. Murat abi buranda falan herhalde artık daha iyi yemezsin bence. Yok ben anamdan korkuyorum. Azar işitirim diye. Evet şu anda kemer altından artık çıkıyoruz. Zaten sabah oldu. Sabahın ilk ışıklarını burada aydık. Ve saatimiz 8:24. Yani İzmir'de havanın aydınlanma vakti 8:15 falan. Evet. Ama pek aydınlanmadı, hava kapalı. Evet. Neyse hadi gidelim abi. Benim saatim akşam 6:00. Haykıran, Belen, Hasanlar, Çukurköy. Orla burla bizim olup duru bizim olan diyor. Allah heyecana bak. Mis gibi köyüm toprak kokuyor ya değil mi? Heyecan var mı abi? Heyecan %100, %1500. Ana vatanım, anamı görmeye geldim. Süper. Senin mekana giriş yaptık. Evet. Şimdi ne hissediyorsun? Ben şimdi soracağım sana. Şimdi %100 hissediyorum. Artık memlekettesin evet. Değil mi? Evet, kendimi %100 hissediyorum. Saat 10'a geliyor. Artık yorgun olman lazım diyeceğim ama demeyeceğim aslında. Çünkü buraya geldiğin adrenalin heyecandan dolayı evet. Sen muhtemelen 20 saatlik uykudan uyanmış gibisin. Şimdi. Evet, eğer uyursam zaten 2 gün uyurum ben. Kalkamam yani 2 gün. Bak narlar bile var orada gördün mü? Bak narlar var orada. Ta şurada bak.
Ya kalmış yani. Dudağımız, ekmeği yaptığımız fırınımız. Ekmek de geleneksel Allah olarak bakın burada yapılıyor. Kışlar kışlık bak. Şimdi Murat abi Yeni Zelanda pasaportunu bir kenara mı koydun? Anam aldı. El konuldu. Evet. En büyük general aldı elimden. Tamam. Bitti. Yapacak artık bir şey yok. Zelanda'sın gelsin. Aman abi sobaya dikkat et, sobanın üstünde görme sana pasaportu. 2 milyon dolarlık pasaporta. Evet, el Aykıran'da konuldu. El konuldu. Buralıyız ya, biraz memleketimizde kalalım. Anamla kalayım ya, başka bir şey istemiyorum. Akşam sabah göçe giderim ben. Nerede hayal. Oraya bulur bir daha. Orası ha. Orada zaten. Ha. Varken zaman, bu en büyük zaman zaten bu, biliyor musun? Altın gibi zaman, hani beraber olmak sevdiğinle, değil mi? Ondan sonra da yok zaten. Bakın, bitti mi bitiyor her şey. Mangal bile yapan gelin miydi, değil mi? Ha, ne zaman geldin? Sen bir ayda gelmişsin. Vallahi bir ay sonra inşallah bir ay. Geleceğiz. Bir ayda geleceğiz. Şimdi Mısır'a gidiyoruz. Bir ay Mısır'da kalacağız. Dönüşte sözümüz olsun buradayız. Hı. Dönüşte buradayız. O zaman? O zaman yolcu yolunda gerek. Biz sağ ol Mert'im. Ne demek abi? Eyvallah. Ne güzel oldu ya. Çok güzel Allah denk geldik Allah abi. Allah çok güzel Allah denk geldik. Allah. Ha benim altından orası yol bozuktu. Kanalın altına geçtik. Döndük geriye döndük. Bunlar yolluk mu oluyor abi şimdi? Evet. Bizim ovada bu mandalin, yeter valla. Çok sağ ol. Yok valla teşekkürler. Bak atamız orada. Atatürk. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Haykıran köyünde de çalışmıyor. Şöyle dalgalanıyor.